Selamlar. Keyifli hafta sonları arkadaşlar. Ben güne hazırlık yaparak başladım. Poğaçalarım pişti. Şu yuvarlaklar zeytinli, diğerleri peynirli, gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Bu poğaça hamurum ben hemen elim alışmış böyle yarım paket margarinden bir kabartma tozundan yapıveriyorum. Bir fincan yoğurt, bir çay bardağı kadar sıvı yağ gidiyor. İki de yumurta ama yumurtanın tekinin sarısını ayırıyorum arkadaşlar. Çok basit. Az şeker, az tuz, aldığı kadar da un kullanıyorum. Böyle güzel bir poğaça oluyor. Burada da puding pişirdim arkadaşlar. Bisküvi pastası döşeyeceğim. Bugün Elifciğim gelecek. Bir aydır görüşemedik Elif'le. Hatice işe başladığından beri hiç buluşamaz olduk. Dedim artık bugün görüşelim. Bugün o gelecek yani, anlayacağınız. Bisküvi pastasını yapayım, sonra da patates salatası yapacağım. Öyle yani. Bisküvi pastam da hazır arkadaşlar. Bu şekilde bir kakaolu bir sade döşemeyi tercih ettim. Şurası tam da olmadı. Hem sosum bitti hem bisküvim bitti. Böyle bu şekilde oldu ama yeter bize. Annem aradı şimdi, o da gelecekmiş bugün buraya. İyi olacak yani, güzel bir çay saati bizi bekliyor. Bugün diyet yapmıyorum arkadaşlar. Ödül günüm. Bulaşığımı da kaldırdım arkadaşlar. Tezgahı temizledim. Patatesleri attım ocağa. Salatasını yapacağım. Ben şimdi doğru evi süpürmeye gidiyorum. Her yeri süpürmem lazım. Toz almam lazım. Daha saat 12.30 yani, acelem yok ama erkenden halledeyim. Duru Hanım'ın uykusu geldi. Saat 1.30 oldu. Uyku saatini biliyor, nasıl ezberlemiş. Mecbur onu uyuttum arkadaşlar. Elif de dolmuşa bindim diye mesaj attı. Hemen şimdi salatanın malzemelerini yıkayacağım. Marulunu falan yıkayayım. Güzel patateslerim haşlandı çünkü. Annem de birazdan gelir. Karnım da acıkmaya başladı. Çay içeriz yani. Sabah kahvaltıda sadece iki haşlanmış yumurtayla biraz salatalık yemiştim. O yüzden bayağı bir acıktım. Yoruldum da. Evi süpürdüm. Tozunu aldım. Tuvalet banyo taraflarını sabah yıkamıştım zaten. Barbunya yemeği yaptık. Çorbamız var. O yüzden bayağı bir yoruldum. Hiç oturmadım desem yeri yani, kalktığımdan beri. Her neyse. Arkadaşımı da özlemiştim. Hatice işe girdiğinden beri görüşemiyoruz. Neredeyse bir ayı geçti. Hatice çalışıyor arkadaşlar. Bana da sıkça soruyorsunuz. Pazar günleri izinli sadece. Onda da evin işini yapıyor kızcağız. Rahatsız etmek istemiyoruz. Elif'le de görüşemedik. Onun da işleri vardı. Temizlik falan yaptı derken nasip bugüneymiş. Normalde dışarıda buluşacaktık. Ben dedim evde olsun, soğuk var, rüzgar aşırı esiyor. Hafta sonu her yer kalabalık. Rahat rahat oturalım, hasret giderelim, çayımızı içelim dedim. Çocuklarla evde daha rahat ediyoruz çünkü. Gerçekten öyle ama dışarıda hem burnumuzdan geliyor hem de hava gerçekten soğuk. Her neyse, Hatice yok maalesef. O yarın izinli. O yüzden Elif kendisi geliyor. Yakında video çeker mi bilmiyorum soruyorsunuz ama dedi ki ilk fırsatta çekmeye çalışacağım dedi. Sınava girecek Hatice, yani sınava girmesi gereken bir iş. O yüzden hani sürekli ders çalışması gerekiyor. Öyle yani, onu da yeri gelmişken cevap vereyim dedim. Ben hemen salatamı yapayım. Elifciğim geldi. Annem de az önce geldi. Gelirken sıcak simit almış Elif, sağ olsun. Salatayı da hemen yaptık. Şöyle pastamı dilimledim. Bu şekil çok güzel oluyor. Ben bunu
Bayağıdır yapmadım. Normal bisküvi pastası döşüyorum ama bu şekilde bayağıdır yapmamıştım. Kestim onu güzel. Böyle dünkü dolmamızdan da vardı. Çayımız da oturdu. Şimdi bize afiyet olsun. Çayımızı içtik, mutfağı topladık. Bir saattir vallahi sohbet ede ede oradan konuş, buradan konuş. Saat 4:30 yaptık arkadaşlar. Şimdi ne zamanı? Kahve zamanı tabii ki. Elifçiğimle birer kahve içeceğiz. Annemle kayınvalidem içmiyorlar. Onlar Türk kahvesi sevmiyorlar maalesef. Dedim o zaman hadi biz mutfağa gidelim beraber kahve yapalım dedim. Öyle yani çocuklar da bugün ustular vallahi hiç şey yapmıyorlar bizi üzmüyorlar. Şu anda gayet güzel, keyifle oturabiliyoruz. Niye ağlıyorsun? Niye? Sen babanın telefonundan hadi babanınkini al. Babanınkini al. Anneciğim gidiyor. Elif gitti az önce. Aytocuğum da yeni gidiyor. Babaya, babanınkini al. Babanın telefonunu. Anneannesinin telefonunu vermiyor bu da. Ne yapacaksın sen anneannenin telefonunu? Dur o. Bak. Çıkaramadım. Anneanne gidiyor ama eve gidiyor. Hadi babanın telefonunu al sen. Hadi ver bana. Babanınkini al sen. Duru Hanım'ın uyku saati geldi. Değil mi? O saçını başında bir düzeltelim. Dağılmışsın gene. Gene dağılmışsın. İyi geceler öpücüğü vermek ister misin anneciğim? Öpücük atar mısın? Oh aferin. Anne. Efendim annem. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım benim. Bir şey yapmadım. Numara yapma hemen. Ne yaptım ki sanki? Bak bak bak. Yalandan ağlamalarını yerim senin. Süt canavarı Duru. Süt canavarı. Azra hiç süt içmezdi. Bu da aksine çok seviyor. Azra vallahi hiç ben küçükken böyle biberon biberon süt içtiğini bilmem. Ama bu hanımefendi çok şükür 1 yaşından itibaren güzel içiyor yani böyle gece uykusunda ya da böyle uykuya yakın. Değil mi anneciğim? Bu her şeyi deniyor. Bu denemeye açık bir çocuk. Denemeye açık bir çocuk. Her şeyin tadına mutlaka bakar. İnşallah Allah herkese böyle iştahlı yiyen çocuk nasip etsin. Gerçekten yemeyen çocuk çok zor. Ben Azra'da çok yaşadım. Halen daha yaşıyorum yani. Azra çok yemek seçer. Abi. Ha, bitti mi? Ama bitmemiş. Azıcık daha var anneciğim. Azıcık daha var çiçeği. Doydun mu yoksa? Doydum. Doydun mu? Tamam bize öpücük at hadi saçını da düzeltelim yatalım. Saçlara bak. Bay bay Duru. Bay. İyi geceler. Duru Hanım'ı uyuttum tabii ki. Bir Nescafe yaptım kendime. Bana bir ağırlık çöktü anlamadım. Bu saatte de uyuyamam çok erken ama Rıza erken yatacak. Sabah sandıkta görevli. 5'te falan gidecek o yüzden. Yarın biliyorsunuz seçim günü. Bir oy bir oydur. Mutlaka ihmal etmeyin. Gidin oyunuzu kullanın arkadaşlar. Ülkemiz için, Türk halkı için hayırlısı olsun inşallah. İnşallah adaletli bir seçim olur.
Her neyse, ben de biraz otururum, videoyu falan editlerim. Bu akşam dizim yok. O yüzden YouTube'dan bir şeyler izlerim. Öyle yani. Benim için artık dinlenme vakti. Vallahi yine güzel bir gündü. Annemle, Elif'le güzel geçti. Oturduk, sohbet ettik. Bana da iyi oldu. Dışarıda buluşma şansımız yoktu. O kadar rüzgarlı, soğuk bir hava var ki çocuklarla gitmeyi gözüm kesmedi açıkçası. İnşallah birkaç hafta sonra havalar yoluna girer diye ümit ediyorum. Çünkü herkes soğuktan şikayetçi. Yorumlarda yazıyorsunuz, okuyorum. Her yer çok soğuk. İzmir, Antalya bile soğuktan şikayetçi yani. Her neyse, yarın inşallah görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Şimdiden keyifli pazarlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Öpüyorum sizi.